Günaydınlar. Günaydın. Hanımefendiler, beyefendiler, harika bir güne, harika bir şekilde başladık. Müzikle başladık, sanatla başladık ve dolu dolu devam edeceğiz. Evet. Değerli Sosyal Etki dostları, efendim hoş geldiniz. Sosyal Etki Zirvesi başlıyor. Sosyal Fabrika, Toplumsal Dönüşüm Platformu ve Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle gerçekleşen zirvede ne diyoruz? İşte şimdi birliktelik zamanı diyoruz çünkü eşitsizliklerden eşitlik arıyoruz. Evet. Efendim Cumhuriyetimizin 101. yılında çok mutluyuz ve gururluyuz. 101 paydaşa ulaşalım diye çıktığımız bu yolda bugün 120 paydaşa ulaştık. İnanılmaz güzel bir gurur hepimiz için. Çünkü sivil toplumun gücünü göstermek ve sürdürebilmek zorundayız. Hepinize varlığınız için ve destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Evet, bu güzel oluşum için, burada olduğunuz için, bir arada olduğumuz için, öncelikle güne başlamadan önce kendinizi alkışlamanızı rica edebilir miyim lütfen? Çünkü çok özelsiniz. Dünyayı güzelleştirmek isteyen, dünyada bu kadar sıkıntı, problem varken hala bir şeyler yapmak için gayret gösteren insanlardan olduğunuz için lütfen kendinizi önemseyiniz ve alkışlayınız diye söyledim bunu. Çok kıymetlisiniz bizim için. Bu güzel enerjiyle bugünü de muhteşem bir şekilde yaşayacağız inşallah. Efendim çok değerli paydaşlarımıza, kıymetli sponsorlarımıza, destekçilerimize bu yola çıktığımız yolculuğumuzun başından beri mutlaka ve mutlaka kayıtsız şartsız yanımızda olan herkese, tüm ekiplerimize, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyoruz. Bir alkış lütfen. Büyük alkış. Şimdi ise birliktelik zamanı diye çıktığımız bu yolda eşitsizliklerden eşitlik arayalım haydi arkadaşlar diye hepimizi büyük bir gaza getiren efendim Sosyal Fabrika kurumsal kurucusu, ilk inananlarla yola çıkarım ben ve inananlarla bu yolu birlikte yürürüm diyen. Herkes anladı beni. Kurumsal dönüşüm platformu kurucusu ve bu zirvenin fikir annesi, sevgili büyüğüm Münta Adalı'yı alkışlarınıza sahneye aldırmak istiyorum. Ağlarım ben şimdi. Arkadaşlarım söyledi, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Neden açılışı Arya ile yaptık? Biz Urfa'da kahvaltılardan sonra hep Arya dinlerdik. O yüzden bu geleneksel tavır davranışlarımızı, bu birliktelik mesajını vereceğimiz bugün de tekrar yapmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Harika. Arya zaten benim hep hayatımda. Ahu nerede? Bir Arya girdi hayatıma, çıkmaz oldu. İyi ki de çıkmıyor. Evet. Benim için çok zor saatler. Ben çünkü geç yatıp geç uyanan birisiyim. O yüzden çok gafil avlanacağım zaman dilimidir bu. Mümkün olduğunca kendimi toparlamaya çalışacağım konuşurken. Arkanız sağlam Allah'tan. Efendim? Arkanız sağlam. Rahat olun. Rahat olun. Evet biliyorum ya. Yani insanın zenginlik tanımı ne derlerse ben şu salonu ve hayatımda olan herkesi gösterebilirim. Çünkü neye itibar ettiğimi beni yakından tanıyanlar bilir. Benim için insanlık, dostluk ve yaptığımız iyi şeyler çerçevesinde bir arada oluyorsam ben çok huzurlu ve güvende hissediyorum kendimi. Bu zirve fikri de ben kalabalık bir aileden geliyorum. Birlikteliğin ne kadar güzel olduğunu, bir arada hareket etmenin ne kadar gücünün ne kadar yüksek olduğunu bilen birisiyim. İstanbul hikayesi başladığında herkes başka bir yerlerden gelmiş ve İstanbul'a kök salmaya çalışıyor. Ama bir arada değiliz. Çok kalabalığız ama bir arada değiliz. O bir arada birbirimize bu kadar yakınken çok uzak olmanın ve bu salonda bulunan herkesin bir eşitsizliğin mücadelesinin peşinde koşarken yan yana olamamamız durumunu geldiğim günden beri hep gözlemledim. Kalabalıkta yalnız olmak diye bir konuşma başlığım da var, Ahu bilir. Ara ara bunu hep söylerim. Kalabalıktayız ama çok yalnızız. Kalabalık çok müthiş bir güçtür ama bir araya gelme konusunda tereddütlerimiz var. Birbirini seven, birbirine güvenen bir topluluk olmamıza rağmen neden bu kadar uzak duruyoruz? Özellikle sosyal etki yaratırken en çok birbirimize ihtiyacımız var. İhtiyaç kısmını
nasıl hayata geçirebilirimin hikayesi aslında bu zirve. Belki de zirvesi. Çünkü bu yola çıkarken ben ticaretimle birlikte, yani para kazanmakla birlikte sosyal etkiyi hiç göz ardı etmedim. Hep bir arada götürmeye özen gösterdim. Çünkü benim başıma gelen, yanımdakinin başına gelen, hiç tanımadığım birilerinin başına gelen iyi ya da kötü şeylerin hayata geçirme mücadelesi de vardı içimde. Derdimin ne olduğunu kendi kendime sorduğumda, geçen gün ekonominin YouTube çekiminde de söyledim. Sessizliğin utancını yaşamak istemedim ben. Sessiz kalmanın utancı çok ağır bir şey. Belki de onun hesabını vermekti. Çünkü soruyorum derdim ne diye. Sonra bu cümlemi çok sevdim. Ya sessizliğin utancı ne kadar anlamlı ve ağır bir kelime. Aynı zamanda da içi çok dolu. Biz zaten bu utancı yaşamamak için siz paydaşlarımızla birlikte bugün buradayız. Hepimiz bir eşitsizlik için mücadele ediyoruz ve bir araya geliyoruz. Bu fikir nereden çıktı derseniz, uyutmak için değil, uyandırmak için aslında bu zirve. Ekonomi Gazetesi sevgili ana dostlarım diyeyim, öyle paydaş falan da hiç şey değil. Sosyal fabrika ile ilgili bir röportaj yaparken, sevgili Handan ve sevgili Didem'le konuşurken zirve hayalimden bahsettim. Gözlerindeki ışıltı bana güç verdi. Yapalım mı dedim, yapalım dediler. O zaman tamam dedik, yola çıktık 8 Şubat. 13 Şubat'ta ise bu salonda olan birkaç elimin kolumun yettiği insanlara ulaşıp hadi gelin bir zirve yapacağız. Ve eşitsizliklerden eşitlik arıyoruz, birliktelik zamanı artık Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında birliktelik zamanı herkesin ihtiyacı olan bir şeydi. Ne yaparsanız yapın, sizi destekleyen dostlarınız varsa, ben hep bunu Arya'dan beri hep söylüyorum, ilk inananlarınız varsa sırtınız yere gelmiyor. Ben ilk inanan dostlarımla bugün salonun farklı koltuklarında oturuyorlar. Onlarla birlikte bu yolculuğa çıktım. Herkesin emeği var. Ben hep şunu diyorum, bir deli taş atar, 40 akıllı çıkartır. Ben bir deliydim, bir taş attım. Şimdi sıra hepimizde. O yüzden tekrar hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Bana ilk inanan Ekonomi Gazetesi'ne sonsuz teşekkürler. Zaten dostlarım her zaman bana hep inanıyorlar. Deli bir arkadaşları olduğu için de onlar mutlular herhalde benden. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sizin de ağzınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Efendim zirvemizin kıymetli partneri, yol arkadaşımız, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanımız ve sayın, müsaadenizle bunu söylemekten büyük gurur duyuyorum, kıymetli meslek büyüğüm, sayın Hakan Güldağ'ı sahneye davet ediyorum efendim. Hoş çok geldiniz. Teşekkür Hakan. Ediyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Siz de iyi ki varsınız. Hep beraber iyi ki varız diyeceğim. Efendim öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Hani şu miting gibi başlayan sosyal etki zirvesinin birincisi bana geleceğe dair çok büyük umutlar verdi. Büyük bir keyif verdi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. Gerçekten biraz önce de ifade edildi Münteha Hanım, onun liderliğinde fazladan bir alkış aslında şey olmaz, göz çıkarmaz diye düşünüyorum Münteha Hanım'a. Handan Hanım, Didem Hanım, Yaprak Hanım, Elmas Hanım, Gizem Hanım hep birlikte gerçekten bu iyilerin birlikteliğini bize sağladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu iyilerin birlikteliği çabasında 120'den fazla paydaş, değil mi Sayın Adalı? 120'den fazla, belki seneye bunu, bu salonu da dolduracak, belki de aşacak şekilde bir noktaya doğru götüreceğiz. Bu miting gibi başlayan ilk zirve gelecek sene bence çok daha etkileri yüksek bir zirveye, bir etkinliğe dönüşecek diye düşünüyorum. Çevresine duyarlı paydaşlarımıza da bu katılımları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çevreye
çevre kelimesini tam anlamıyla, geniş anlamıyla söylemek istiyorum. Çünkü hakikaten dünyayı çürüttük bir yanıyla. Bu hepimiz için mutlak bir görev. Onarmamız lazım. Ama aynı zamanda sadece artık fabrikanın içi, şirketin içi diye düşünemiyoruz. Eşitsizliklerin bu noktaya geldiği bir dünyada daha iyi bir dünya için hep beraber çalışmanın keyfini, mutluluğunu ama aynı zamanda o büyük çabasını da göstermeye devam edeceğiz. Daha iyi bir dünya için mutlaka özgürlüklerin de artması gerekiyor. Eşitsizlikler nasıl azalmalıysa özgürlükler de artmalı. Biz haberciler, gazeteciler, değerli meslektaşlarım da katılacaktır bana ümit ediyorum. Hakikaten önümüzdeki süreçte Türkiye'de başta olmak üzere ama bütün dünyada özgürlüklerin arttığı, eşitsizliklerin azaldığı bir dünyayı arzu ediyoruz. Ki biz de sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirme fırsatını daha iyi bulalım. Mutlaka kimsesizlerin kimsesi olabilmek gazetecilerin, basının, medyanın en önemli görevi. Bu görevi de hatırlamamız lazım. Bu paydaşların birlikteliği, bu iyilerin birlikteliği bana bu gücü de veriyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Özgürlükler de artmalı ki böyle fikirlerimiz, çok çeşitli fikirlerle bir araya gelebilelim. Rahat rahat at oynatabilsin zihnimizde o çeşitli fikirler ve doğru kararlar verelim. Çünkü doğru kararlar vermek şu dünyada çok önemli bir hale geldi. Türkiye'de bence daha da önemli bir hale geldi. Biz onun için eşitsizliklerin azaltılmasını ama özgürlüklerin de arttığı bir dünyayı çok arzu ediyoruz. Bu dünyada da daha iyi bir dünya içinde mutlaka aynen burada olduğu gibi samimiyete ihtiyacımız var, şeffaflığa ihtiyacımız var ve gerçekleri hep konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü gerçekleri konuşmayı bıraktığımızda böyle aşırı iyimserlik, aşırı kötümserlik tuzağına düştüğümüzde biz kendimizi geleceğin risklerine karşı da koruyamıyoruz. Hakikaten dünya bugün mutlaka burada konuşacağız. Önemli risklerle karşı karşıya ama bizim gerçekten korkmadığımız her şeyi belki daha kötümserlerden daha da kötümser bir şekilde eleştirdiğimiz, didik didik ettiğimiz ama sonuçta da çözüm aşamasında aynen burada olduğu gibi pozitif olduğumuz, pozitif gerçekçi olduğumuz bir yaklaşımla bu sosyal etki zirvesinin ben bütün Türkiye'ye ve dünyaya da etkilerinin olacağını düşünüyorum. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun.